Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. TOKİ, sosyal konut projesi için Nevşehir'den başvuru yapan ve kurada ismi çıkmayanlar için başvuru ücretlerinin iade edileceği tarih merakla bekleniyor. Vatandaşlar TOKİ paralarını nasıl alırız? TOKİ para iadesi, TOKİ konut parası iadesi, TOKİ aidat ödemeleri nasıl olacak? TOKİ paralarını hangi banka iade ediyor? TOKİ paralarını almak için gerekenler gibi soruların cevabını merak ediyor. Toplu Konut İdaresi tarafından başlatılan sosyal konut projesi kapsamında Nevşehir'den on binlerce kişi ev sahibi olabilmek hayaliyle müracaatta bulunurken hak sahipleri cumartesi ve pazar günü çekilen kura çekimiyle belirlendi. Nevşehir Merkez, Avanos, Gülşehir, Ürgüp, Kozaklı, Hacı Bektaş, Derinkuyu, Acıgöl ilçelerinin yanı sıra Sulusaray, Göre, Kaymaklı, Çat, Tatların kasabasına yapılacak TOKİ konutları için toplam 1731 hak sahibi belirlendi. İsmi kura çekiminde çıkanlar büyük bir sevinç yaşarken ismi çıkmayanlar ise büyük üzüntü yaşadı. Kura çekiminde ismi çıkmayanlar başvuru için verdikleri 500 TL'lik tutarın ne zaman iade edileceğini merakla beklemeye başladı. Halk Bankası yetkililerinden alınan bilgilere göre ücret iadeleri yapılmaya başlandı. Parası olanlar Halk Bankası ATM'lerinden paralarını çekebilecek. Kamyon ile otobüsün çarpıştığı kazada Seyfi Özcan öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan aldığı yolcuları Şarköy ilçesine götüren HY idaresindeki 59ACB822 plakalı otobüs ile Seyfi Özcan idaresindeki patates yüklü 34GTH05 plakalı kamyon çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Seyfi Özcan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Seyfi Özcan'ın vefatı ailesi başta olmak üzere tüm Topaç köyünü yasa boğdu. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri köylerdeki sorunları çözmek için tüm ekipleriyle seferber oldu. İl Özel İdare ekipleri altyapı ve üst yapı çalışmalarını aralıksız devam ediyor. İçme suyu, elektrik arızaları, kanalizasyon arızaları, yol kumlama, bakım, onarım, menfez yapım ve levhalandırma çalışmaları kapsamında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Merkez ilçeye bağlı Boğaz köyünde, Acıgöl ilçesine bağlı Tepeköy köyünde, Avanos ilçesine bağlı Akarca ve Paşalı köylerinde, Kozaklı ilçesine bağlı Kapaklı köyünde, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa köyünde meydana gelen içme su elektrik arızaları giderildi. Avanos ilçesine bağlı Paşalı köyünde, Ürgüp ilçesine bağlı Suflar köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Gümüşkent köyünde, Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde, Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyündeki hanelerin kanalizasyon sorunları giderildi. Avanos ilçesine bağlı bulunan Sarılar köyünde menfez yapım çalışmaları tamamlandı. Ayrıca Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Avanos ilçesine bağlı Paşalı ve Üçkuyu köylerinde, Hacı Bektaş ilçesine bağlı Büyük Kışla, Aşağı Barak ve Kirlik köylerinde kumlama çalışması gerçekleştirdi. Göreme, Avanos, Yol Güzergahı'nda levha bakım onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Göreme, Ortahisar, Yeni Yol üzerinde levha ve ışıklandırma çalışmaları ve Cezaevi Çardak Yolu Güzergahı'nda kar yağışı sebebiyle tuzlama çalışmaları yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde avlanma kurallarına uymadığı tespit edilen 4 kişiye cezai işlem uygulandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğü ekipleri sahada kaçak avcılıkla mücadelesine ara vermeden devam ediyor. Av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında kaçak avlanmaya çalışan avcılara göz açtırmayan ekipler, kurallara uymayanlar hakkında idari işlem yaparak uyarılarını sık sık yineliyorlar. Doğa koruma ekiplerince geçtiğimiz hafta sonu da av koruma ve kontrol denetimleri gerçekleştirildi. Avlanma alanlarında avcıları tek tek denetleyen ekipler tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 4 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Denetimde ayrıca bir adet tüfeği de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el kondu. DKMP ekipleri avcıları kurallara uymaya davet ederken, kurallara uygun şekilde avlanan belgeli avcılara ise teşekkür ettiler. Bugün Nevşehir'de 9 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden Yüksel Şimşekli, 65 yaşında hayatını kaybetti. Yüksel Şimşekli'nin cenazesi bugün öğlen namazına müteakip
Kurşunlu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir Güzelyurt Mahallesi'nden Asım Şanlıbaba'nın eşi, Mustafa Şanlıbaba'nın annesi Fatma Şanlıbaba vefat etmiştir. Fatma Şanlıbaba'nın cenazesi öğlen namazına müteakip Kurşunlu Cami'den kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ürgüp Aksalur Mahallesi'nden Fatma Güven vefat etmiştir. Fatma Güven'in cenazesi öğlen namazına müteakip Aksalur Reşadiye Camisi'nden kaldırıldı. Özkonak Kasabası Orta Mahalle'den Hasan Hüseyin Ateş eşi Sabire Ateş vefat etmiştir. Kozaklı, Karahasanlı köy sakinlerinden Mesut eşi Elif Korkmaz vefat etmiştir. Ankara'da ikamet eden Karasenir köy sakinlerinden Turgay Kılınç eşi Azize Kılınç vefat etmiştir. Kozaklı, Caşak köy sakinlerinden Ahmet eşi Hatice Ateş vefat etmiştir. Ürgüp ilçesi esnaflarından lastikçi Ayhan Demir'in babası Yüksel Demir vefat etmiştir. Yüksel Demir'in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Karayın köyünde toprağa verildi. Ürgüp ilçesi Göreme halkından İsmail kızı Rabia Gençtürk vefat etmiştir. Rabia Gençtürk'ün cenazesi öğlen namazına müteakip Göreme'de toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumalere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Adnan Doğu basın mensupları ile bir araya gelerek yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gerçekten zor bir süreç. İlhan Kaya'dan boşalan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Nevşehir İl Başkanlığı'na atanan Adnan Doğu, kentteki basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarını MHP İl Başkanlığı'ndaki makamında ağırlayan Başkan Doğu, MHP Nevşehir Teşkilatı olarak önümüzdeki süreçte yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Doğu ayrıca basınla ilişkileri sıkı tutacaklarının altını çizdi. Her ay sonunda düzenli olarak basın mensupları ile bir araya gelmek istediğini belirtti. MHP İl Başkanı Doğu, gazetecilerin yaşadıkları sorunların farkında olduklarını ve MHP olarak gerekli desteği vereceklerini belirtti. Doğu açıklamasında ayrıca partiye küskün, geçmişte MHP'ye gönül vermiş, emek vermiş tüm milliyetçi camiayı ve Nevşehir halkını MHP'ye davet etti. Başkan Doğu yaptığı açıklamada şunları söyledi. Genel Başkanımız sağ olsun Nevşehir'i, Üç İlali ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni ben ve ekibime teslim etti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Görev tevdi eden Semih Yalçın Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Ve bunda 2019'dan beri siyaseten yol arkadaşlığı yaptığımız Sayın Genel Başkan Yardımcımız Filiz Kılıç Hanımefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizim yanımızda, her zaman bize destek oldular, sağ olsunlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz Milliyetçi Hareket Partisi'ni basınla alakalı. İnşallah her ayın son pazartesi böyle bir sohbet toplantısı yapmayı istiyoruz sizlerle birlikte. Sizler de uygun görürseniz saatle ilgili sabah olur, öğleden sonra olur, akşam olur nasıl derseniz öyle bir sohbet toplantısı yapmak istiyoruz. Şehirle ilgili problemlere birlik beraberlik içerisinde Nevşehirli olan her doğruda biz varız Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Basınımızın yanındayız. Gerçekten zor bir süreç yaşıyorsunuz basın olarak. Şimdi siz gelmeden önce baktım. Tıraşla alakalı yani insan üzülüyor. 84-85 milyon nüfusu olan bir ülkede 1,5 milyon gazete tıraşı varmış. Ben inan çok üzüldüm. Yani %10 falan olur mu ki dedim. 1,5'ü görünce %1,5-2'ye bile gelmiyor yani. Okuma özürlü olduğumuzu biliyorduk da bu kadar da okuma özürlü olduğumuzu bilmiyorduk. Bununla ilgili de inşallah biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak gazete çıkaran, Nevşehir'de yerelde gazete çıkaran arkadaşlara aylık üye şeysini yapacağız. Kaç tane gazete çıkaran arkadaşımız varsa abonmenlik yapacağız destek bağında. Daha sonraki süreçte bu yılbaşı tebriği, işte bayramlar bizim üzerimize ne düşüyorsa bu manada bizler de sizlere, basına, yerelimize destek vermek istiyoruz arkadaşlar. İnşallah burada da tecrübelerimiz elimizden geldiğince birlik beraberlik içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne hizmet ekibimle birlikte yönetimdeki arkadaşlarla birlikte Nevşehir'den gerçekten güzel bir teveccüh gördük. Partili partisi herkes sevindi. Geldiler, ziyaretler ettiler. Yıllardır partimize gelmeyen arkadaşlar sağ olsun duygusal anlar yaşadılar burada. Kimi işte 3 senedir gelmiyorum, kimi 5 senedir gelmiyorum, kimi 10 senedir gelmiyorum. Hep kucaklaştık, ettik. Buradan da madem siz geldiniz bizim de şeyimiz olsun, bonusumuz olsun. Buradan bize küsmüş, darılmış Milliyetçi Hareket Partisi'ne 1969'dan bu tarafa emeğe geçmiş. Bu vesileyle il başkanlığı yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, belediye başkanlığı yapmış, delegelik yapmış. Kimimiz varsa ölenlere Allah rahmet diliyorum. Yaşayanlara hayırlı ömürler diliyorum. Ve bizden uzaklaşmış, bize küsmüş, darılmış arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi davasında emek vermiş birçok arkadaşımız var. Tabii bizim de eksiğimiz vardır, kusurlarımız vardır, teşkilat olarak vardır. Onları şu, bugünden itibaren, oturduğum günden bu tarafa hepsini üstüme alıyorum ve o arkadaşlarımı, o kardeşlerimi partimize davet ediyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nde olmak ya da ocak kültürü almak
buranın tozunu yudan, buranın nefesini alan bir arkadaşımızın hangi siyasi partiye giderse gitsin bir omuzu düşük olur. İlla Milliyetçi Hareket Partisi. Başbuğ'un dediği ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur. Bütün ülkücü camiayı partimize davet ediyorum. Nevşehir'deki bütün ülkücü camiayı. Bunun yanında Nevşehir halkın bir Nevşehirli olarak, evlatları olarak, kardeşleri olarak, hadi bu sefer de Milliyetçi Hareket Partisi diyen tüm Nevşehirli halkımızı da partimize davet ediyorum. Biz ayrı gayrı insanlar değiliz. Bu memleket için mücadele ediyoruz. Bu memleketin daha iyi olması için, daha müreffeh olması için, daha yaşam koşullarının daha iyi olması için mücadele eden insanlar olarak inşallah tüm Nevşehir halkını da kucaklıyoruz. Bu sayede sizinle de onlara mesaj vermiş olayım. Herkesi partimize davet ediyoruz. Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 26 Aralık Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler, Merkez Göreme Eczanesi 2000 Evler Mahallesi, Merkez Kübra Eczanesi Eski Sanayi Meydanı, Acıgöl Ömür Eczanesi, Avunus Meydan Eczanesi, Derinkuyu Cebeci Eczanesi, Gülşehir Ünal Eczanesi, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Eczanesi, Kozatlı Volkan Eczanesi, Ürgüp Kervan Eczanesi. İç Anadolu bölgesi illerinde tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. Aralık Salı İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu Nevşehir Merkez. En düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 4. Kayseri en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 4. Kırşehir en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 4. Niğde en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 4. Aksaray en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 6. Yozgat en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık 2. Konya en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık 8. Sivas en düşük sıcaklık -4, en yüksek sıcaklık 1. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlayıp sunmuş olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 26 Aralık Pazartesi döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 1097 lira, gram altın satış 1098 lira, çeyrek altın alış 1777 lira, çeyrek altın satış 1785 lira. Euro alış 19.98, euro satış 20.02, dolar alış 18.83, dolar satış 18.84. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi olarak hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bülteninin bugün de sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.